bunu sormak istedik. 7. yargı paketi kapsamında infaz koruma memurlarımızı da ilgilendiren düzenlemeler var. Bir tanesi bildiğiniz gibi Bursa'da infaz koruma memurlarımızı taşıyan servis aracına bir saldırı oldu. Orada şehit olan bir infaz koruma memurumuz oldu. Yaralananlar oldu. Bunlar şehitlik haklarıyla ilgili sıkıntılar vardı. Şimdi infaz koruma memurlarımız bir terör saldırısında Allah muhafaza olmasın böyle bir olay ama oldu. Böyle bir halde şehitlerin yakınları hangi haklardan istifade ediyorsa infaz koruma memurlarımızın yakınları da aynı haklardan, yaralananlar da böyle bir terör saldırısında yaralananlar neden istifade ediyorsa ondan istifade etmesine imkan veren bir düzenleme var burada. İkincisi de infaz koruma memurlarımızın özlük haklarının iyi olmadığını ben de biliyorum. Hatta önceki bakanlığım döneminde o zaman görevde olanlar bilir. İnfaz koruma memurlarının özlük haklarını ilgilendiren bir düzenleme vardı. Kanun bitti ama orada bir takım ihtilaflar çıktı. Dendi ki işte bu düzenlemeyi çek, kanun çıksın. Ben çekmedim. Kanundan vazgeçtim. İnfaz koruma memurlarımızın haklarını iyileştiren kısımdan vazgeçmedik. O zaman yapamadık. Şimdi bu paketin içerisinde infaz koruma memurlarımıza ilişkinde bizim bir hazırlığımız var. Maliye ile de şu anda görüşüyoruz. Oradan da onay aldığımızda inşallah bir adımı atacağız. Kamu avukatlarının sorunu ben yakinen biliyorum. Gerçekten onlar emekleriyle mütenasip bir gelire sahip değiller. Orada da bir iyileştirme ihtiyacı var. Sayın Cumhurbaşkanımız da kamu avukatlarının durumlarının iyileştirilmesi konusunda kendisinin de bir talimatı var. Onunla ilgili de bir hazırlık var. Ama şu aşamada yetişir mi, yetişmez mi bilmiyorum. Ama kamu avukatlarının özlük haklarında ciddi anlamda bir iyileştirmeyi seçimden önce belki yapamayacağız. Ama seçimden sonra yapacağımızı buradan bilmelerini isterim. Diğeri de maaş artışlarıyla mı ilgili? İnfaz memurları. Tabii. Onunla ilgili o seçimden önce çıkabilir. Şu anda maliye ile görüşüyoruz. Onların tabii onayı olmadan para konusunda biz adım atma şeyimiz yok. Devlet maliye. Onun için maliye ile de konuşuyoruz. Bakanımız da konuya olumlu. İşte bu paketin içine koyacağız. Şu anda bizim hazırlığımız var ve paketin içerisinde yer alacak inşallah. Tabii kamuoyunda sözleşmeli personelle ilgili bazı değerlendirmeler de yapılıyormuş. Arkadaşlar bana ilettiler. Şimdi Adalet Bakanlığı'nda görevli sözleşmeli personelin hepsi de çıkan yasadan istifade edecek. Çünkü bakanlıkların hani bazı Twitter hesaplarında işte şunlar yararlanacak diye isimler yazıyor ama bazılarında yazmıyor. Adalet Bakanlığı yok orada. Orada yok diye hemen herkes Adalet Bakanlığı'ndaki almıyor. Orada genel bütçeli kuruluşlar, şeyler, idareler çok açık söylüyor. Dolayısıyla bu genel bütçeli dediği zaman bunun içerisinde bütün bakanlıklar, sadece bizim bakanlık değil ya, bütün bakanlıklarda çalışan sözleşmeliler aynı şekilde bu çıkacak yasadan istifade ediyor. O hesaplar eksik yazılıyor. Onun için biz hep söylüyoruz, sosyal medyada çıkan her şeye teyit etmeden itibar etmeyin diye. Ama itibarlı insanlar da yazınca bu sefer diyor ki itibar edelim diyorlar ama onlar da eksik yazabiliyor. Onun için ifadelere bakmak lazım. Adalet Bakanlığı'nın çalışanlarından, sözleşmeli olanların hepsi diğer bakanlıklarda olduğu gibi onlar da çıkacak yasadan istifade edecekler.